çiğirdevini hep uçlar ilgilendirmiştir. Kameramana söyleyeyim, benim istediğim en önemli şey beni elden geldiğince karanlığa boğmanız. Ben aydınlık şeysi değilim, aydınlık yazarı değilim. Şimdi zenginim ama çok fukaralık çektim. İlhan Berk, Türk şiirinin doruklarından biri. O, Türk şiirinin 940'tan bu yana yaşadığı bütün yenilik hareketi içinde yer aldı. Çoğu kez öncülük etti. 36 kitabı, yüzlerce şiiri, denemeleri günlükleriyle adını Türk edebiyat tarihine altın harflerle yazdırdı. Manisa. İlhan Berk 1918 yılında bu kentin bir mahallesinde dünyaya geldi. Anne Hesna, baba Veli'nin çocukları diye nüfus kaydına geçti. Evin yeri mezarlıklarla kaplı bir yerdi. Biz o mezarlıklar arasında oynardık. O gün bugündür mezarlıklara karşı hep ilgi duymuşumdur. Fakirdik. Onun için de annemle bu evde küçük bir odasında büyüdüm. Benim kitaplarım da bir gaz sandığı kasasındaydı. Gaz sandığının üstünde çalışırdım. Çocukluğum oyuncaklar bilmeden geçti. Babayı da tanımadım. Ben doğduğumda babam bir başkasıyla evlenmiş. Karakolun yanındaki 8 Eylül İlkokulu'nda okumaya başladı. İlhan'ın yazma yeteneği ilk kez okulda çıkan Duvar Gazetesi'nde fark edildi. Ortaokulda yazma yeteneğini daha da geliştirdi. Türkçe öğretmeni İlhan'ı çok beğeniyordu. Yazdıklarını sınıf sınıf dolaştırır, herkese okuturdu. O zamanlar Ahmet Haşim'i severdim. Ama Nazım Hikmet'in şiirleri de beni ilgilendirirdi. İlhan'ın ünü okul sınırlarını aştı, Manisa Halk Evi dergisinde de şiirleri yayınlanmaya başladı. 17 yaşına geldiğinde Berk artık kitap sahibiydi. İlk kitabı Güneşi Yakanların Selamı, Halk Evi tarafından basıldı. Artık profesyonel bir yazardı. İlk profesyonelliği, madem ki böyle bir soru soruyorsunuz, bir kitap sahibi olmakla oluyorsa, dediğim gibi Manisa Halk Evi benim ilk kitabımı yayınlamıştı. O kitabın basılıp elime geldiği zamanki sevincimi unutamam. O zamanlar Manisa'nın en güzel yeri istasyondu. Herkes orada gezinirdi. Ortaokulu öğrencisi İlhan bir gün istasyonda tanıdık bir yüzle karşılaştı. Böyle günlerin birisinde bir öğleüstü kahvede Yahya Kemal'in oturduğunu gördüm. Yahya Kemal'i tabii fotoğraflarından görmüştüm, hemen yanına gittim. Ortaokul son sınıflarındaydım. Şiirlerini çok sevdiğimi söyledim. Özellikle de onun şiirlerini bir deftere yazdığımı söyleyince korkunç sevindi. Bunu hiç unutmuyorum. Berk'in çocukluğu ve gençliği yoksulluk içinde geçti. Ortaokulu bir dişçinin yanında çalışarak bitirdi. Dişçilikte kalfalık derecesine kadar yükseldi. Ortaokulda aynı zamanda iyi de bir voleybolcuydu. Ortaokuldan sonra Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'na kaydoldu. Öğretmen okulunu bitirince Giresun'un Espiye ilçesine ilkokul öğretmeni olarak atandı. Orada çevreyi dolaştı, insanları tanıdı. Birçok kitabını orada kurdu. İlhan Berk 1943 yılında o yılların fakir üniversitesi diye adlandırılan Gazi Eğitim Enstitüsü sınavlarına girdi. Fransızca bölümünü kazandı, 1945 yılında bitirdi.
Aynı yıl Edibe Berk'le evlendi. Bir yıl sonra Ahmet adında bir çocukları dünyaya geldi. İlhan Berk 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'de Fransızca öğretmenliği yaptı. Türkiye'de öğretmen olarak çok dolaştım. Halkı tanıdım. Ülkeyi daha iyi tanıma olanaklarını buldum. Yani Anadolu'da kalmak ve biraz ülkeyi daha iyi tanımak şeysi. Elbette gördüğüm, yaşadığım şeyleri yazdım. Bunlar Köroğlu, Türkiye Şarkısı, Günaydın Yeryüzü kitaplarında var. Berk'in bu eserlerinde destansı öğeler ağır basar. Toplumcu şair kimliği ortaya çıkar. Berk ise toplumcu şiir konusunda diğer edebiyatçılardan biraz farklı düşünür. Mehmet Fuat'a kalırsa, Mehmet Fuat özellikle Köroğlu, Türkiye Şarkısı kitaplarımı toplumcu şiirin bir örneği olarak gösterir. Ama ben şimdi onlardan çok uzak değilim. Çok içime dönüyorum. Yani onlar da sanki uzak arkadaşlarımmış gibi duruyorlar bugün. Toplumcu şiir zaten genel olarak bütün gelişmemiş ülkelerin şiiridir. Yani o gelişmemiş ülkelerin şiiri olarak da kalmıştır. İlhan Berk 1956 yılında Ziraat Bankası Yayın Bürosu'na tercüman olarak atandı ve bu görevinden 1969'da emekli oldu. İlhan Berk 1953 yılında İstanbul'a yerleşmek üzere gitti. Kiliseler çok ilgisini çekti. Sen Antuan'ın Güvercinleri adlı bir şiir yazdı. Şiir çok beğenildi. Yayın evlerinin ilgisini çekti. Yeni başlayan ikinci yeni akımının şiiri olarak kabul edildi. 1955'te Yenilik dergisinde yayınlandı. Berk bu şiirini bir dönüm noktası sayar. Dili ilk orada kırdım. Dizenin yapısını orada kırdım. Konu olarak şimdiye kadar yazdığım şiirlerin dışında bir konuydu bu. Bu değişimin ilk ürünü 1958'de yayınladığı Galile Denizi oldu. Berk, Galile Denizi ile Türk şiirinde tartışılmaz bir ivme kazandı. Artık kendini modern Türk şiirinin içinde kurmaya başladı. Deneycilikten hiç korkmadı. İkinci yeni İlhan Berk'le çok şey kazandı. İkinci yeni Türk şiirinin, Cumhuriyet şiirinin altın çağıdır. Bugün de bir başka biçimde ikinci yeni sürdüğü kanısındayım. 1960 sonrasında İlhan Berk peş peşe eserler vermeye başladı. İkinci yeniden eski şiirimize, düz yazı şiirlere, aforizmalardan harfleri, nesneleri ve semtleri sevmeye kadar uzayan bir eserler dizisi. 1960 Çivi Yazısı, 1961 Ota ve Mısır Kalyonine, 1968 Aşikane, 1972 Şenlikname, 1975 Taş Baskısı, 1976 Atlas, 1978 Kül, 1980 İstanbul Kitabı, 1981 Kitaplar Kitabı, 1982 Deniz Eskisi, 1983 Şiirin Gizli Tarihi,
1984, Delta ve Çocuk. 1985, Galata. 1988, Güzel Irmak. 1990, Pera. 1993, Dün Dağlarda Dolaştım, Evde Yoktun. İlhan Berk'in bu eserlerine pek çok ödül verildi. İlhan Berk, 1979'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü Kül şiiriyle kazandı. 1980, İstanbul Kitabı ile Behçet Necatigil Şiir Ödülüne layık görüldü. Deniz Eskisi ile 1983 Yeditepe Şiir Armağanını aldı. Güzel Irmak'la 1988 Sedat Simavi Ödülü verildi. Berk son yıllarda otobiyografik anlatı, günlük, deneme türlerinde de eserler verdi. Şifalı Otlar kitabı ve bir uzun adam otobiyografik anlatılarını 1982'de yayınladıktan sonra sırasıyla El Yazılarına Vuruyor Güneş 1983, Şairin Toprağı 1992, İnferno ve Kanatlı At 1994, Logos 1996 eserlerini Türk edebiyatına kazandırdı. İlhan Berk pek çok da çeviri ve antoloji yayınladı. Eserleri yabancı dillere çevrildi. Berk ilerlemiş yaşına rağmen uzun yıllardan bu yana yaşadığı Bodrum'da yazmaya, yayınlamaya devam ediyor. Doğayı, dağları, taşları, bitkileri yazıyor. Otlarla tanışmam, Bodrum'a gelmem ne oldu? Ben geldiğim, gördüğüm, yaşadığım yeri hemen tanımak isterim. Onun için de hemen yolculuğa başladım. İlk olarak bütün Bodrum'un dağlarını gördüm. Onlara tırmandım. Sonra otlarla ilişkilerim başladı. Karım da otlara çok meraklıdır. Onunla dolaşmaya başladık. Ve birden nesnelere karşı olan ilgimin teptiğini fark ettim burada. Ve otları yazmaya karar verdim. Ama genel olarak dünyayı yazmaya geldiğimi biliyorum. Onun için otlar, hayvanlar, böcekler, kurtlar, kuşlar beni hep ilgilendirmiştir. Şimdi hazırlamakta olduğum bir kitap çok kenarda kalmış konularla ilgili. Örneğin son olarak çamuru yazdım. Ünlü eleştirmen Ahmet Oktay, İlhan Berk'i şöyle değerlendiriyor. Özellikle 1930'lardan bu yana geçen süre içinde şiirimizin merkezi figürlerinden biri de İlhan Berk'tir. Kişisel olarak beğenmek ya da beğenmemek ayrı bir sorun. Ama İlhan Berk'in şiirini okumanın bir anlamda modern Türk şiirinin tarihini okumakla eş anlamda olduğunu söylemek gerekir. Modern şiirimizin yatak değiştirme noktalarında daima Berk'in şiiriyle yüz yüze gelinmektedir. Başlangıcından bugüne yazdığı şiirlerle her zaman en ilginç ve en genç şairlerinden biri sayılan İlhan Berk'i bir de kendisinden dinleyelim. Ben şiirin en uç noktalarını sevdim. Hep oralarda olmak istedim. Bilinen şiirin hep dışında ayrı bir yer seçtim kendime. Oralarda yaşadım ve oralarda kalmak istedim. Ve şairin bir kıyı adam olduğunu, bir keşiş, bir aziz gibi de kendi hayatının dışında
Yani şiirle bağlı olan hayatının dışında bir hayatı olacağına da inanmıyorum. Şairin hayatı şiirlerin hayatından başka bir şey değil. Şaire böyle bakmak gerekir. Şair kimseden bir şey istemeyen sivil bir adamdır ve azizler gibi yaşar. Büyük şiir ustası İlhan Berk için hazırladığımız bu belgeseli kendi sesinden bir şiiriyle bitirelim. Akşama doğru bir aşçı dükkanına girdim. Sana benzeyen incecik atlar geçiyordu. Sonra birdenbire büyük bir sessizlik oldu. Bu dünyadan İlhan Berk geçti dedim, yürüdüm.